Geçmiş olsun. Sağ olasın. Neden geldin? Burada mı konuşacağız Orhan? Gazi Ali şekere damlatıp yedirdim. Boynuna da anahtar astım ama bana mısın demedi doktor bey. Köhünt köyünü öksürüyor 3 gündür. Arkadaşlar ölen kalan var mı? Yok yok. Yok. İyi. Orhan çocuk hasta. Ölüyor. Çocuklarım ölüyor. Yetişin doktor bey. Allah rızası. Çabuk odaya getir çabuk. Ay ne olursun Allah rızası için çocuğum ver. Ölüyor. Ay kurtarın çocuğumu. Tamam tamam. Ne olur gel, yardım gel. Edin. Ne olur. Ne olur. Sağ ol doktor bey. Allah gönderdi sizi bize. Bir şey değil. Hadi eyvallah. Kusura bakma. Seni de sabahtan beri bekletiyorum burada. Rica ederim. Asıl ben meşguliyetin arasında böyle çıkıp geliverdim. Bana geri dön demek için gelmedin herhalde. Hayır. İyi. Çünkü buradaki insanların bana senden daha çok ihtiyacı var. Niçin geldin peki? Sensiz yaşayamam demiştim ya kazadan sonra. Doğruydu. Yokluğunla başa çıkamayacağım Orhan. Şu halde benim sana kal dememi bekliyorsun. Peki. Aileni, okulunu, kariyerini bırakıp burada benimle kalır mısın? Gerçekten böyle mi olsun istiyorsun? Farz edelim ki istiyorum. Kalır mısın? Hala kaldığımız yerdeyiz. Aynı tas aynı aman desene. Burası soğudu. Hadi kalk. Orhan. Orhan. Ya. Ayrı şehirlerde de yürütebiliriz. Ben Ali gibi olamam Türkan. Hayatının bir yerinde durup sana öylece uzaktan bakamam. Sonra bir gün şehrine geldiğimde seni başka birinin kolunda görmeye kuvvetim yok. Seni karın olarak beklemekten bahsediyorum Orhan. Sen burada görevini bitirirken ben de tahsilimi tamamlarım. Fırsat buldukça birbirimizi görmeye geliriz. Mektuplarınla avunurum, parmağımda yüzüğün olur. Bilirim ki kocam gurbette ama bir gün kavuşacağız. Türkan, bunu sana aylardır söylüyorum ve sen beni aylardır reddediyorsun. Okulumu bitirmeden seninle evlenmem mümkün değil dedin. Ben de bütün gemilerimi yakıp kalktım buralara geldim. Şimdi sen beni bir daha göremeyeceksin diye alelacele aldığın bir karara uymamı mı bekliyorsun? Ailen evlenmemize onay verdi mi Türkan? Hayır. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Ne şiş yansın ne kebap. Bir yandan beni bir yandan onları idare edeceksin ha? Eğer bensiz yaşayamayacak olsaydın evlenmemize mani olanlara çoktan resti çekerdin ama... Nerede sende o aşk? Yarın İstanbul'a dönüyorsun. Orhan. Verir misin bavulumu? Ellerinize sağlık. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Sen şehir yerine varınca anlatırsın. Muhtar Rıfat'ın sofrası diye. Sizin anlayacağınız sağlık ocağı istedik diye adımız zaten deliye çıktı. Neyimize yetmezmiş kasabadaki ocak. Harcını biz karacağız. Tuğlasını biz vereceğiz. Siz bize alet edevat gönderin. Doktor gönderin dedik. Sağ olsun kaymakamımız bizimle el birliği etti de yapıverdik bu binayı.
Ama içinde doktor hemşiresi olmayan olacak. Ne işimize yarar? Vurduk kapısına kilidi. Boş sağlık ocağını neyimize diktiler dediler bizim için. Kurtar ocağı kendine kurdurttu. Doktorculuk oynayacak bu yaştan sonra diye alay bile ettiler. Köylünün madarası olduk anlayacağınız. Tamam muhtar emmi, dertlenme artık. Göğsünü gere gere, bundan sonra doktorumuz da var dersin. Ağızlarını kapatırsın. Artık ocağınız hep açık, merak etmeyin. Allah senden razı olsun kardeş. Hastalık hiç kimsenin keyfini beklemiyor. He dedim mi de şehre gidilmiyor. Gitsen bile köylünün cebinde yol parası var mı? Gülli yenge, doktor sizdeymiş diye duyduk. Burada. Misafiri de burada. Ne vardı? Bizim şu avrada bir bakıverse, uyuyamıyor arasından. Öldünüz mü ağrınızdan? Adam iki lokma yemek yesin. Ellerinize sağlık. Doydum bile ben. Ben kalkayım da bir bakayım neymiş. Türkan size emanet bu gece. Ben... Sen hiç merak etme doktor bey. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Güle güle oğlum. Yerini mi yadırgadın? Yok, uyku tutmadı. Siz rahatınızı bozmayın, hadi. Benim gözüm pek kapanmaz. Tam yastığa başımı koyarım, bir baş dönmesi uyku gider. Allah mezarda uyutacak herhalde. İlaç milaç da hiç, yıllardır kâr etmiyor bana. Orhan Bey'e bir muayene olun. Vardır bir sebebi. Sen er geç alıp götürmeyecek misin o doktoru? Bir doğruyu söyleyiver bana. Niye götürecekmişim? Ben anladım kızım. Arkadaşız dediniz ama birbirinize sevdalanmışsınız siz. Sen onu almadan gidersen gönül yangını nasıl sönecek senin? Peki ben onu alıp gidersem sizi kim iyi edecek? Hekimsizlikten canını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Ben bunun vebalini taşıyamam. Benim sizden bir ricam var. Buyur, başımla beraber. Onu size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu? Biz ondaki yarayı nasıl dağılayalım? Onun doktoru da, ilacı da sensin. Hadi ben gideyim de sen dinlenesin. İyi geceler. İyi geceler.